Telefon attığımızda. Merhabalar Sezgin Bey. Merhabalar. Önemli bir iddiayı dile getirdiniz ve dediniz ki Dolmabahçe görüşmeleri konusunda Arınç'ın o iddialarını da konuşurken onu biz canlı yayınlanıyordu zannediyorduk ama banttan yayınlandı. Muhtemelen de Cumhurbaşkanı izledi, ondan onay alındı, ondan sonra da yayınlandı diye. Banttan değil de gecikmiş. Gecikmeli olarak yayın diyorlar ona. Evet, gecikmiş yayın, yani yayın diyorlar. Yani görüntünü aldığı anla yayına girdiği an arasında zaman farkı var. Ben gecikmiş dedim, yani canlı diye verdiler ama arada bir fark var yani. Arada bir fark var. Nereden biliyorsunuz bunu Sezgin Bey? Biliyorum yani, sonuçta yani eğer gecikmiş yayın değilse değilsin desinler yani sonuçta. O arada Cumhurbaşkanı'nın izlediğini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet, yani ben şöyle başından beri şunu ifade ediyorum. Şimdi bu çözüm süreci olarak adlandırıldığı süreç bizzat Erdoğan tarafından yani heba edildi ve bozuldu. Bizzat Erdoğan tarafından. Ve bozulma tarihi de böyle 7 şeyden sonra değil, 7 Haziran'dan sonra değil. Sonuçta Erdoğan yani anayasayı değiştirecek çoğunluk elde etmeyeceğini gördüğü andan itibaren ben neden bu sürece girdim dedi. Bunun bana siyasi kazancı ne diye soru sormaya başladı. Ve 7 Haziran'dan önce kafasında bitirdi, dilinde bitirdi. 7 Haziran'dan sonra da belki de biraz önüne gelen anketlerle de bağlantılıydı o. Tabii, kesinlikle evet. Evet. Yani bitirmişti yani bu sürecin bana siyaseten bir faydası kalmadı. Bir faydası yok, siyaseten zararı var dedi. O yüzden o baldıran zehri içme falan hikayesi yani o. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan bu işe kısa süreli siyasi çıkarlar açısından baktılar. Halen de bakmaya devam ediyorlar, bakın halen de. Halen de bakın, başbakan herkesle görüşüyor. Herkesle. Görüşmeye çalışıyor ya da, ama parlamentoyu kapattırıyor. Bu hafta itibariyle söylüyorum. Parlamentoda bulunan hiçbir siyasi partiyle de bu sorunun çerçevesi konusunda herhangi bir görüşme yapmıyor. Yarın Mardin'de işte 300 maddelik bir paket açıklayacak. Bu pakette mutlaka bir meclis boyutu vardır. Bir toplumsal desteğe ihtiyaç vardır. Ama bir cümlesini bile muhalefetle müzakere etmemiş veya bilgi vermemiş. Aslında bir önceki çözüm sürecinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli eleştirilerinden birisi meclisin devre dışı bırakılmasıydı. Hala aynı yöntemin uygulandığı yönünde eleştirinizi dile getiriyorsunuz. Evet, evet, yani bunu Arınç da söyledi. Geçen gün yani sonuçta evet. 20 yıldan fazla parlamentoda bulunmuş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları içerisinde başbakan yardımcılığı yapmış. Çözüm süreciyle ilgili olarak görevler üstlenmiş. Bir siyasetçi kendisi bugünden geçmişe baktığında kendisinin de ve hükümetlerinin de yanlış yaptığını, zaman yani yanlış yaptığını, parlamentoyu devreye sokmayarak, muhalefetle bu konuda işbirliği kanallarını aramayarak yanlış yaptıklarını ifade ettiler. Ve bir an önce bir süreç başlamalı ve mutlaka ama mutlaka hükümet dışında meclis ayağı da olmalı dedi. Yani sonuçta bugün itibariyle bunu görmüş olması da, öz eleştiri yapması da önemli bir şey bana göre. Onun gördüğünü bugün hükümette olanlar görmüyor maalesef. Ben yani Cumhurbaşkanı'nın örgütleriyle görüştüm. Başbakanın görüştüğü örgütlerle. Kendisi görüşmeden önce de görüştüm. Görüşten sonra da çoğu benim arkadaşım. Evet. Birlikte birçok çalışma ortamında bulunmuşuz. Başbakan yani her zaman yaptığı gibi kendisinin konuşmasından genel adamları dinlemeye fırsat bulamamış. Yani biz başbakanı her yerde dinliyoruz. Her tarafta konuşma imkanı var. Kendisini her yerde anlatma imkanı var, araçları var. Davet etmişsin Ankara'ya kadar insanları, ya dinlemeden geri gönderiyoruz. Bu da büyük bir hayal kırıklığı ve moral bozukluğu yaratmıştı gelen arkadaşlardan. İki sorum olacak. Müsaade ederseniz birisi Cizre'deki bu 29 numaralı bodrum katı ev bina ne derseniz deyin, çözülemeyen kriz. O noktada sizin görüşünüz nedir? Birebir bir bilgi alma ihtimaliniz, imkanınız ya, oldu mu? Bir girişimlere bulunmayı planlıyor musunuz? Maalesef yani bir çatışma ortamı var. Sokağa çıkma yasağı var. İşte 14 Aralık'tan bu yana devam eden bir sokağa çıkma yasağı var Cizre'de. İşte neredeyse 50 güne yakın bir sokağa çıkma yasağı. Dolayısıyla güvenlik güçlerinden ve orada bilgi aktarmaya çalışan milletvekili Faysal Sarıyıldız'dan başka bilgi kaynağı yok maalesef. Çoğu yerde etikler kesik, telefonla ulaşma imkanı da yok. Evdekilere özellikle ulaşma imkanı yok. Dolayısıyla
yani doğruya yakın bilgi, ancak analiz yaparak ifade etmeye çalışıyoruz. Evden görüntüler yayınlandı, fotoğraf görüntüleri yayınlandı. O görüntülerde yağlı insanların olduğunu biliyoruz. Şu haykırışta bulunan insanlar olduğunu biliyoruz. Bu bir gerçeklik iken başbakan belki de yaralı yoktur diyor. Yani böyle bir şey var, yani bir algı yönetimi bir var. Bir kriz hali aslında, yani iki tarafta çok farklı şeyler söylüyor. Hem HDP'den yani, gelen açıklamalar çok farklı, hem hükümetten gelen. Evet. Yani orada yani, PKK'lılar var cümlesi de eleştiriliyor birçok kesim tarafından. Çünkü PKK'lı da olsa tahliye edersin, gerekirse cezasını verirsin ya, biçimde. Evet, yani velev ki tırnak içerisinde söylüyorum, terörist. Velev. Yani onun da hala eğer bizim hukukumuz geçerli bir hukuksa, gerçi yerde ona göre değil. Yani kaymakamlara talimat verdi, hiç hukuku uyguramayacaksınız, mevzuatı uyguramayacaksınız dedi, ama eğer hukuk varsa, Türkiye'de mevzuat varsa, öncelikle onları sağ yakalamak zorundasınız. Öncelikle. Evet. Sağ yakalayan, suçlu iseler bile sağ yakalayacaksınız. Sağlık haklarını, yaşam haklarını güvence altına alacaksınız. Sonra yargılayacaksınız. Şimdi sizin bu açıklamalarınız belki de bunun da etkisi vardır diye düşünüyorum. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir takım iddialar hükümete yakın medyada çokça sıkça yer almaya başladı. Onlardan birisi Alevi Partisi oluşturmaya çalışıyor Kılıçdaroğlu biçiminde. Bir diğeri de Alevi mikro Kürtçü bir parti diye değerlendiriliyor. Ne dersiniz bu eleştiriye? Çünkü mikro Kürtçü bölümü sanki sizinle bağlantılı gibi iddia. Deli saçması, yani gerçekten deli saçması. Yani ben başka bir ifade bulamıyorum bu yakıştırmalara. Yani Cumhuriyet Halk Partisi mutlaka, yani yer siyasi parti gibi içinde şeylerin de bulunduğu, Alevi arkadaşlarımızın, dostlarımızın, seçmenlerimizin, yurttaşlarımızın bulduğu bir siyasi partidir. Kürt seçmenlerin de, siyasetçilerin de bulunduğu bir siyasi partidir. Ama hiç kimse kendisini bu partide işte Alevi Ahmet diye ya da işte Kürt Mustafa diye takdim etmiyor. Herkesin kendi ismi ve siyasal geçmişi var. Bizim referansımız, bizim etnik kimliğimiz veya inanç kimliğimiz değil. Bizim siyasi geçmişimizdir. Siyasetimizdir, yaptığımız siyasettir. Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle bu dönem yani içine düştüğü bataklıktan diğer siyasi partileri belli kimliklere hapsederek çıkmayı amaçlıyor. Amacı bu. Yani Kürtlerle olan iddiasını kaybetmiş durumda. Maalesef kaybetmiş durumda. Bir iddiası yok yani şu anda. Ne söyleyecekleri sözleri var, ne de bir işte gelecekle ilgili bir taahhütleri var. Şimdi Alevi yurttaşlarımız bakımından da şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Yani Türkiye'nin ezilen insanlardır kimliklerinden dolayı. Ve temsil imkanı bulamıyorlar maalesef. Şeyde devlette oluşturduğu bu devlet yapılanması içerisinde bunu çözeceklerine CHP içerisinde siyaset yapan arkadaşlarımızı siyasetçi kimlikleri değil inat kimlikleriyle şey yapmaya çalışıyorlar, çürütmeye çalışıyorlar, hapsetmeye çalışıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ben soruyorum kendilerine, 81 tane emniyet müdüründen bir tane var mı acaba? Alevi. Bir tane Alevi kimlikli insan var mı? Evet. CHP içerisinde arşiv araştırma yapacağınıza bunu yapın. Bir tane vali var mı 81 validen? Bir vali. CHP içerisinde Ahmet Mehmet'in, Mustafa'nın etnik kimliğini, inanç kimliğini sorgulayacağınıza, baba isimlerine göre, kendi isimlerine göre, işte bu şu mezhepten de şu inançtan da diyeceğinize, hükümet kadrolarına bir bakın, devlet kadrolarına bir bakın. Kaç büyükelçiden bir tanesi Alevi'dir? Söyleyebilirler mi acaba? Yani kaç vektörden bir tanesi Alevi'dir? Yani Alevi yurttaşlarımızda bunu yapacak şey mi yok yani? Yüzlerce, binlerce, on binlerce valilik yapabilecek, emniyet müdürlüğü yapabilecek, büyükelçilik yapabilecek kadrolar var. Böyle ayrımcı uygulamayı dibine kadar yapacaksınız. Sonra kendilerini bir vesile temsil etmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'yi bu kimlikle boğmaya çalışacaksınız. Bu yaptıkları ayrımcılıktır ve nefret dilidir. Bakın, kullandıkları bütün dil nefret dilidir, ayrımcılıktır. Hatta daha ötesini söylüyorum, ırkçılıktır. Peki. Sezgin Tanrıkulu, çok teşekkürler. Katıldınız. Sorularımıza yanıt verdiniz. Selamlar, saygılar. Sağ olun.